Değilim kader. Bana gelebilir misin? Hemen çıkıyorum. Sakin ol, tamam mı? Hiçbir şey değişmiyor kader. Böyle işte. İstiyor musun peki? Allah'ım ya. Neyse tamam, ben iyiyim. İyi ki geldin ya. Çok sağ ol. Ben bir çay yapayım bize. Gümüş. Tek istediğim senin duygularından kaçmaman. Her şey için atarak yaşayamazsın ki. Yapmıyorum ki öyle. Artık kızdığın zaman bağır, çağır. Üzüldüğünde ağla. Ama içindekileri biriktirme ne olur. Düşündüklerini, duygularını insanların yüzüne söyle. Kader nasıl yapayım Allah aşkına ya, nasıl yapayım? Hiç yanımda durmuyor ki benim, çekip gidiyor, savaşmıyor bile. Ay, seninle geç saatleri kadar oturmayı çok özlemişim. Ben de çok özledim valla. Yalıda yapma fırsatımız olmuyordu. Yalıda hiçbir zaman rahat değildim ki kader. Evet ya, hiç kendin gibi değildin. Gümüş. Heh. Sana bir şey söyleyeceğim, kızma ama. Niye kızayım be, söyle. Oradayken Mehmet'in yanında yani. Hı. Gözlerinin içinde bir ışık vardı. Acı çektiğinde bile mutlu gibiydin. Şimdi de ışık var gözlerimde. Senin gözün bozulmuştur. Aman ne komik. E komik tabii. Komik değil mi? Ver. Hadi tut. Ay ya, uyandırdın mı? Yat yat kalkma. Ay yok. Eve gitmem lazım. Tuta çok az kaldı da. E burada çalış. Niye gidiyorsun? Bak, yedek anahtarları da veririm sana. Çok tatlısın Gümüş. Ama eve gitmem şart. Mehmet Fikri amcanın ilaçlarını da takip ediyorum. Atlamasın şimdi. Nasıl ya? İyi mi o? Her gün daha iyiye gidiyor. Ay o kadar çok merak ediyorum ki onu. Çok da özledim. Ama yani tekrar o eve gelmek. Allah'ım. Neyse ya, hadi geç kalma sen de. Görüşürüz, tamam? Her sabah kandilde yürüyüşe çıkıyor. Tek başına. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Gümüş, kızım. Dedeciğim. Gümüş, kızım. Dur bakayım bir sana. Daha mı güzelleşmişsin sen? Yok canım, siz beni sevdiğinizden öyle görüyorsunuz. Yok yok, çok iyi gördüm seni. Hadi gel, gel de anlat, tamam. Bakalım. İşe girmişsin, ev tutmuşsun diye duydum. Evet. Konuşalım doya doya. Ne güzel sürpriz yaptın bana. Evden mi söylediler benim burada olduğumu? Hayır, benim ajanlarım var dedi. Ne yaptığınızdan her an haberim oluyor benim. Mesela dedeciğim, bunun gibi. Çok teşekkür ederim size. Harcamayınca bir işe yaramaz bu Meret. Niye teşekkür ediyorsun ki? Niye olacak? Beni hep düşündüğünüz için. İçinin yanmasına sebep olsam da mı? Böyle olması sizin suçunuz değil ki, kimsenin suçu değil. Sizden tek ricam, bu sefer kendi kanatlarımla uçmama izin verin. Biliyorum her şeyimi size borçluyum ben. Yaşama sevincimi bile. Ama bu sefer kimsenin desteği olmadan başarmalıyım, ne olur. Ah güzel kızım. Benim senden yana hiç kuşkum yok da. Felek namussuz. Yok dedi. Güçlü bir ağaçsak hiçbir güç bizi yıkamaz dedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.